Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu akşamki söyleşimizde Bartu Soral arkadaşımızla, genç dostumuzla birlikte olacağız. Bartu Soral henüz her ne kadar babası Erdoğan Soral kadar tanımıyorsa da gene onu tanıyanlarımız çoktur zannediyorum. İktisat konusunda birikimli ve genç yaşına rağmen önemli tecrübelerden geçerek buralara gelmiş bir sima. Onunla esas olarak Avrupa'da neler oluyor bu seçimler dolayısıyla Fransa'da, Yunanistan'da ki sonuçların anlamı ne? Dünya açısından ve bizim açımızdan bu nelere gebe görünüyor? Onu tartışacağız, onu görüşeceğiz. Fakat ondan önce ben Bartu dostumuzun yakın geçmişteki tecrübelerinden bildiğim için bu Standard & Poor's'un Türkiye'nin başarı notunu düşürmesinin anlamı nedir konusunda şöyle kısaca bir girizgah yapmasını rica edeceğim. Ondan önce de geçtiğimiz günlerin önemli bir olayına değinmeden edemeyeceğim. O da 3 tane genç fidanın asılmasının yıl dönümünü yaşadık. Bu olay tabii birçok yönleriyle düşündürücü. Bu üç insan yani Deniz Gezmiş ve arkadaşları tabiatıyla yaptıkları bakımından değişik açılardan tartışılabilir ve o konuda görüş birliği olmayabilir. Mesela kimiler için bunlar çağımızın en büyük kahramanlarından üç tanesi tereddütsüz diye düşünenler vardır. Öbür taraftan mesela şöyle düşünenler de vardır. Efendim ne yaptılar? Yani kendi canlarına mal oldu. Bir de 12 Mart'ın gelişini hızlandırdılar diyenler de olabilir. Ama bu olayla ilgili olarak herkesin görmek zorunda olduğu, eğer bir yanlış saptırılmış ön yargısı yoksa kabul etmekten başka çaresi olmadığı birkaç nokta var. O konuda hepimizin ittifak halinde olmamız gerekir, mümkündür diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi bu üç kişinin yaptıkları asla bir idamı gerektirecek şeyler değildi. Mesela adam öldürmediler. Cana kıymadılar. Tam aksine mesela Amerikalıları kaçırdılar. O kadar iyi muamele ettiler ki Amerikalılar bile büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Battaniyesini vermiş Deniz Gezmiş Amerikalılara üşümesin diye. Bunlar böyle insanlar ve böyle bu insanlar ne o zamanın ceza yasaları bağlamında ne de bugünün ceza yasaları bağlamında asla ölüm cezasıyla cezalandırılacak işler yapmadılar. Birincisi bu. İkinci tespitim de hepimizin üzerinde ittifak etmemiz gereklidir diye düşündüğüm kimsenin eğer bir takım yanlış ön yargıları yoksa reddedemeyeceği bir gerçek de şu. Bu insanlar, başta Deniz Gezmiş olmak üzere, idam sehpasında bile inançlarından, düşüncelerinden taviz vermediler. En son anda bile yüksek sesle inançlarını, ideolojik doğrularını tekrarlamaktan çekinmediler, en ufak bir taviz vermediler. Bu özellikle günümüzde bir başka olay dolayısıyla önem kazanıyor. O da şu, hani bir şahıs var ya 35 bin kişinin katili, bebek katili olarak anılan, onu bazı aklı evveller Deniz Gezmiş'le yan yana koyarlar. Onu da bir halk kurtarıcısı, kurtarıcısı falan gibi gösterme eğilimi içerisinde olurlar. Oysa o Deniz Gezmiş'in aksine daha idam falan söz konusu değil. Yakalanır yakalanmaz benim anam da Türktü, devlete her türlü hizmete hazırım diye yelkenleri bıraktı. Daha önce işte burnundan kıl aldırtmadığı halde daha sonra da keza artık bak Amerikalıların, Batı küresel güçlerin kendisinin arkasında olduğunun hissini edinir edinmez gene tonunu farklı yaptı. Bu dolayısıyla bu iki insan aynı kefeye asla konulması mümkün olmayan insanlar ve bu yaşadığımız ikinci olay Deniz Gezmiş'in farkını daha da belirginleştiriyor. Bilmiyorum, lüzumsuz konuşmadım galiba değil mi kendimi? Bu konu çok önemli bir konu.
belirtilmesi lazımdır diye düşündüm. Şimdi sizin girizgahınızı bekliyorum. Yani bu Standard & Poor's meselesi gerçekten önemli bir mesele mi? Değil mi? Niçin değil? Onları belki şuradan başlamak iyi olur. Bizi şu konuda bilgilendirin. Dünyada böyle derecelendirme kuruluşları var. Evet, var. Onları tabii. Bir... Şimdi hocam şöyle durum. Bunlar aslında 1970'lerde kurulmaya başlayan ve finansal kapitalizm küreselleştikçe, yani sermaye bütün dünyaya yatırım yapma aşamasına çok hızlı bir şekilde geldiğinde, bunların kendilerine birer uzman firmaya ihtiyacı doğdu. Bu firmalardan beklenti yatırım yapılması istenen ülkenin genel olarak iktisadi ve hukuki pozisyonunu incelemek, değerlendirmek. Şimdi bunlar 1980'den sonra özellikle finansal kapitalizm güçlenince ve para çok hızlı bir şekilde hareket etmeye başlayınca, bu derecelendirme şirketleri, ki dünyada 60'a yakın firma var, en büyükleri Standard & Poor's, Fitch ve Moody's diye bildiğimiz 3 tane büyüğü var. Bunlar hem derecelendirme yapmak için ülkelerden para tahsil ediyorlar, hem derecelendirilmesini isteyen firmalar bunlara ücret ödüyor, hem de bu derecelendirme bilgisinden faydalanmak isteyen finansal kapitalist yatırım bankaları, yatırımcılar bunlara ücret ödüyorlar. Şimdi bu tarihsel girişten sonra şuna değinmekte fayda var. Bu kuruluşlar 2000'lerde oldukça öneme sahipti. Yani hakikaten bunları ülkeler ve firmalar dinliyor, ciddiye alıyordu. Yalnız 2008'de Amerika'da TÜTSAT, yani ev kredilerinden kriz başlayınca, derecelendirme kuruluşlarının da bütün itibarı sıfıra indi. Neden? Çünkü derecelendirme kuruluşlarının olumlu not verdiği ipotekli ve hatta batık gayrimenkul firmaları bu derecelendirme kuruluşları tarafından, örneğin AA olarak, yani çok yüksek not, yatırım yapılabilir not verildi ve önemli bir yatırımcı kitlesi de bu kuruluşları dinleyerek aslında batık olan bu gayrimenkul firmalarına yatırım yaptılar. Öyle ki bunların çok olumlu diye not verdiği firmalardan bazıları notun açıklandığı günün ertesi günü iflasını ilan etti. Evet. Sevgili Bartu, bu şöyle olabilir mi? Yani bunların açıkladıkları öngörülerin iflası ortaya çıktı. Öyle. Olayla. Öyle. Acaba onlar bunu bilerek mi yaptılar? Yani şöyle hocam, elbette şimdi... Yani veya bir ölçüde bilerek yapmış olamazlar mı? Bir ölçüde mutlaka bilerek, bir ölçüde mutlaka bir şeyleri ayakta tutmak. Yani sistemin o balonunu ayakta tutmak, o balon haliyle bu sistemi sürdürebilmek için, yatırımcı korkmasın diye aslında batak olan, ki bunu biz daha önce de Enron skandalında görmüştük. Derecelendirme kuruluşu değil ama o da denetim kuruluşuydu ve aslında batık olan ve aslında batık olduğu da yıllardır bilinen firmalara batık değilmiş muamelesi yaptılar ve birçok yolsuzluğu örtbas ettiler. Evet. Şeyin, Lehman Brothers'ın iflası bundan sonra doğru hocam. Verdi. Ve şimdi şöyle bir baktığımızda, bu 2008'deki olaydan sonra kredi kuruluşları hakikaten bütün kredibilitesini kaybetti. Kaybedince bir panik havası başladı ve bu firmalar, kuruluşlar bütün
ülkelerin Avrupa kriziyle birlikte bütün ülkelerin ve bankaların kredi notlarını acımasızca düşürmeye başladılar. Yani adeta bir günah çıkarma durumuna geldiler. Ancak kendi durumlarını kurtarmak için yaptıkları bu hamle durumlarını iyice zora soktu. Çünkü o da gerçekçi bir notlama değildi. O da kendini kurtarma maksadıyla yaptıkları bir hamleydi. O da krizi bir yerde derinleştirdi. Çünkü ardı ardına not kırılmalarıyla birlikte zaten bir balon olan sistem bir anda patladı. Evet. Şimdi başka bir enteresan şey daha var. Yunanistan'ın örneğin 2011'de batmış olan Yunanistan'ın 2010'da da durumu çok kötüydü. Yani 2011'de Yunanistan bir anda batmış değil. Kamu borcu itibarıyla, büyümesi itibarıyla, dış borcu itibarıyla, bütçe açıkları itibarıyla, bütçe harcamalarının kontrolsüzlüğü itibarıyla 2010'da da Yunanistan çok zor durumdayken Standard & Poor's'daki notu AAA'ydı. Yani en üst not. Evet. Ve sonuç bu. Şimdi Sayın Bartu, bir şeyin altını çizmekte yarar var. Bu derecelendirme kuruluşlarının ortaya çıkışıyla senin finans kapital evresinin başlaması olarak belirlediğin bir başka deyişle belki küresel kapitalizmin dünya hegemonyasını kurma kararlılığı içerisine girmesi evresi olarak da bunu tanımlayabiliriz. Bunun ikisi arasında bir paralellik ortaya çıktı. Evet. Böyle bir dünyada sanayileşmiş batı dünyası ve küresel kapitalizm kendisini öyle anlaşılıyor ki çok büyük bir rahatlık içerisinde gördü. Bu öngörülerin açıklanması, Standard & Poor's ve diğer derecelendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu değerlendirmeler bir rahatlığın ifadesi gibi görünüyor. O rahatlık da Sovyet sistemi çökmüş. Artık sosyalizm diye bir alternatif dünyada kalmamış. Atını oynatabileceğin kadar gibi bir rahatlık içerisinde yediler gibi görünüyor. Ama bu balon patlıyor. Yani sizin balon patlıyor dediğiniz şey sadece ekonomik anlamda kendisini göstermiyor. Bakıyoruz Fransız seçimleri, Yunanistan seçimleri bir başka alternatifin veya bu küresel kapitalizm açısından bakarsak bir başka tehlikenin büyümekte olduğunun işareti gibi görünüyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Bu da bu balonun patlamasıyla örtüşüyor. Doğru. Ve derecelendirme kuruluşlarının itibarsızlaşması süreci, balonun patlaması olarak ifade ettiğin iflaslar zinciri, şeydeki Amerika'daki mesken meselesi, büyük bankaların iflası vesaire, hepsi eş zamanlı olarak yeni bir evreye girdiğimizin işareti gibi görünüyor. Evet. Bu evreyi bütünleyen olgulardan bir tanesi olarak da herhalde Fransız seçimlerinin sonucunu, Yunanistan seçimlerinin sonucunu görebilir miyiz? Doğru hocam. Şeyle ilgili bir çok güzel bir noktaya değindiniz. Ona bir eklemeden sonra Fransa ve Avrupa'yı tartışalım istiyorum. Şimdi söylediğiniz gibi 1990'lar aslında müthiş bir patlama ve büyük bir büyüme, bütün dünyada büyümenin olduğu ve herkesin çok memnun olduğu öyle zannedildiği yıllardı. Çok öyle önemlidir. Zannedildiği ve zannettirildiği. 1990'lardaki olay şu. 1980'de finansal kapitalizm, yani finans kısmı üretimden kopmaya başladı artık. Ve türev piyasalarında, yani borsalar, mevduatlar, alsatlar, hedge fonlarıyla olmayan bir zenginlik üretilmeye başladı 1990'lardan itibaren. Yani bir şirket, A şirketi 1990'da değeri 3 lirayken üretimine, teknolojisine yeni bir şey katmadığı halde onun değeri 4, 5, 6, 7, 18, 35, 40, 50 diye bu finansal kapitalizmin oyunlarıyla büyüdü. Tabii ki bu büyüme bütün dünyaya da yansıdı ama özellikle
kapitalist ülkeler, yani kapital sahibi, o paranın sahibi olan ülkeler de müthiş bir büyüme oldu. Bu arada dünyanın gelir dağılımı da bozuldu. Öyle ki 2001'de gelişmekte olan ülkeler diye tabir edilen ülkelere akan yıllık sıcak para 100 milyar dolarken 2010'da 1.1 trilyon dolara geldi. İnanılmaz bir para akımı ve inanılmaz bir parasal bir balon zenginlik. Şimdi söylediğiniz çok ise balon zaten o kadar koptu ki reel ekonomiden, gerçekten o kadar koptu ki bu. İşte bir yerde patlamaya başladı. Ardı ardına demin söylediğiniz gibi derecelendirme kuruluşlarının fiyaskoları. Çünkü zaten onlar bir olmayana not vermek pozisyonundaydılar. Şimdi Avrupa ekonomik krize girdi. Ne kriziydi bu? Borç krizi. Yani Avrupa müthiş borçlanmış. Fakat o borcu ödeyebilecek bir üretim yok ortada. Evet. Yani dev Avrupa Birliği'nde bir üretim yok. Büyük bir birlik ekonomik olarak, para var. Ama aslında bir şey yok. Çünkü finansal olarak bir büyüme var. Arada Almanya üretimin merkezi olarak görünen, sanayisi güçlü Almanya biraz ayakta duruyor. Onun haricinde dev İtalya, İspanya, Fransa hepsi zorda. Çünkü çok önemli bir bütünleyiciden yoksun kaldılar. Nedir o? Sömürülecek Afrika yok, sömürülecek Çin yok, sömürülecek, keşfedilecek kıta yok. Çok isabetli. Yani bu büyüklük onlarla birlikte sağlanan bir büyüklüktü. Yani dünyanın altı üstü zenginliklerle dolu kıtalarını keşfettiler. Oradakileri öldürdüler çoğunu. Bir kısmını esir ettiler, köle yaptılar. Bu sayede o büyüklüğüne kavuştu. Şimdi büyükler ama önemli bir tabandan yoksunlar. Yoksunlar. Bunun doğru çılgınlığı içerisinde. Şimdi hocam 2008'deki ABD krizinden sonra 2010'da kriz geldi, Avrupa'yı vurdu. Bunun üzerine Merkel'le Sarkozy bu dediler, krizden çıkışın yolu ortodoks politikalar uygulamak. Yani kemer sıkmak. Hı hı. İşçi ücretleri düşürülecek, tenkisatlar olacak, işçiler işlerinden çıkarılacaklar, evet, harcamalar, yatırımlar durdurulacak. Yani tam bir acı reçete. Reçete. Ama kim kemer sıkacak? Emekli kitleler kemer sıkacak. Buna mukabil çok iyi bildiğinden eminim, büyük bankalara kurtarma paketi adı altı. Lütfen. Lütfen. Şimdi hocam çok isabetli buyurduğunuz şey. Diyor ki ortodoks politikası özünde çalışan beyaz yakalı özel sektörde dahil, en üst yöneticiler hariç, orta kademedeki özel sektör, işçi sınıfı, emekliler, işsizler, bütün bu yükü çekeceksiniz. Peki 10 yıldır trilyon dolar neredeyse kar etmiş bankalar ve finans sistemi ne olacak? Niçin bu çöküşü paylaşmıyorlar? Hayır, paylaşamazlar. Çünkü onların durumu iyi değil zaten diyorlar. Kurtarılmaya muhtaçlar. Kurtarılmaya muhtaçlar. Çok enteresan. Ve ortodoks politikaları uygulamaya başladılar ve bütün Avrupa'ya da dayattılar bunu. Yalnız çok enteresan bir durum oldu. Patır patır istifalar başladı. Yani bu acı reçete siyaseten tasfiyeler getirmeye başladı. Avrupa'nın her yerinde. İtalya'da da oldu, İspanya'da, Yunanistan'da ve demokrasi rafa kalktı. Çünkü halk tarafından seçilen politikacıların yerine teknokratlar, yani Avrupa Birliği'nin uygun bulduğu Kemal Derviş gibi. Hani halkımız bildiği için söyledim ismini. Kesin olarak öyle. Ondan sonra hızla benim aklıma gelen de oydu. Evet. Yani onun gibi komiser, yani ekonomi komiseri uzman gibi. Tarafsız uzman tarafsız falan adı altında büyük sermayenin politikalarını demokrasi hayata geçirecek simalar. Halkın seçimleri tasfiye oldu bir anda. Ardı ardına bunlar. Yalnız en belirgin örneği tabii Berlusconi, Türkiye'de en çok bilinen örneği ama tabii başka örneklerin olduğunu da biliyoruz tabii burada.
Ondan sonra bu ortodoks politikaları dayattılar ve uygulamaya başladılar. Yalnız olaylar dedikleri gibi gitmedi. Öyle ki bunlar bu kemer sıkma politikalarıyla bu kamu borcunu ve bütçe açığını kapatacağına inanıyordu. Halbuki durgunlukta bu çok tehlikeli bir işti. Çünkü zaten durgunluk vardı. Ekonomileri yavaş yavaş çökerttiler. Artık o gördüğünüz isyanlar başladı. Yunanistan'da, İspanya'da. Türk halkından biraz daha farklı halklar. Çünkü isyan ediyorlar. Yıkıyorlar ortalığı. Fransa'da Holland seçeneği çıktı. Sosyalist aday. Dedi ki bu iş ortodoks politikalarla çözülemiyor. 2 sene oldu. 2012'nin birinci çeyreğinde Avrupa Birliği toplamında -0.5 büyüme, küçülme. İkinci çeyrekte beklenti -2 büyüme. Yani ortodoks politikaları 2,5 yılı uyguladık, sonuç yok. Bunun üzerine dendi ki artık kemer sıkma, evet, ve bu halkı yoksullaştıran, fakirleştiren politikalara dur. Bu arada bu politikalar uygulanıyor ama Avrupa Merkez Bankası bankalara 1 trilyon avro bedava para verdi. Evet, kurtarma paketi. Kurtarma paketi. Bunun tabii tamamen aynısını daha önce Obama ve Bush 800-900 milyar dolar yaptılar. Kurtarma paketi adı altında. Evet. Bankalara, onlar da bankaların zirvesindekilere. Evet. Bankalara enjekte ettiler, kurtarıyorlar. Hatırlıyorsunuz biz bankaları batırma yolunu tercih etmiştik 2001'de, evet. Kemal Derviş, evet, geldiğinde farklı bir uygulamaydı. Bunlar daha farklı bir uygulama. Hayır, bankaları batırıyoruz ama sonuç yerli ulusal bankaları batırıyoruz. Tabii. Onun yerine yabancı bankalara meydan yabancı açıyoruz. Yabancı banka geliyor. Tabii. Değil mi? Yani böyle bu. Zaten hocam sonuç değişmiyor. Batırınca da halk üstleniyor. Evet. Yani batırınca halk üstleniyor. Boşalan meydanı da büyük sermaye. Büyük sermaye. Yani yabancı sermaye. Uluslararası sermaye. Tabii. Ya meydan açılıyor. İşte bir yığın yabancı banka buraları işgal etti. Tıpkı Latin Amerika'da, tabii, olduğu gibi. Ve 2011'in sonunda yapılan bankalara bu bedava para operasyonuyla beklenti, bankalar bu parayı alacak, güçlenecekler. Çünkü epey bir sermaye kaybettiler, güçlenecekler ve üretime tekrar kredi aktarmaya başlayacak. Çarklar dönmeye başlayacak, ekonomi çarkları döndükçe halkımızın refahı artacak. Beklenti bu. Ancak beklenti kesinlikle gerçekleşmedi. Bu Keynesçiliğin tersi. Tersi. Keynes geniş kitlelere satın alma gücü kazandırma, ya dayanan bir politika önermişti. Evet. Ve Amerika'da Roosevelt'i, evet, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal demokrat iktidarları kurtaran o reçete oldu. Evet. Dünyayı kurtarmadı ama Avrupa'ya belli bir süre için rahat nefes aldı. Evet. Belli bir süre için. Evet. Şimdi bu onun tersini yapıyor ve sonuçta ortaya çıkmaya başladı. Felaket olunca Holland işte şimdi ilk kez Fransa ile Almanya, tabii ki Avrupa'nın iki lider ülkesinden biri pozisyonunda. Holland Merkel'in ve Sarkozy'nin söylediklerinin tam tersini söyledi. Şunu söyledi hocam, oldukça önemlidir. Bu dedi daraltıcı politikalarla bu iş olmaz, bir. Gelir dağılımını daha adil yapacağım çünkü toplam talebi arttırmam lazım. İç talebi arttırmam lazım. Bunun için de halkın refah seviyesini, gelir seviyesini yükseltmem lazım. Peki bütçe açıkları var. Ne yapacaksın? Bütçe açıkları için nüfusun, Fransa'nın zengin kesiminden daha çok vergi alacağım. %75. Evet. Belli bir gelir düzeyinin, evet, üstünden. Söyledi o değil mi? %75 vergi alacağım. %75 büyük bir oran. Yani çok doğru bir politika uyguluyor. Çünkü ortodokslar, evet, diyorlar ki ortodoks politikanın izlenmesini isteyenler, efendim bütçe açığı var, iç borç var. Diyorsun ki sen, ben harcamaları arttıracağım. Yani memurun maaşını arttıracağım, emeklinin maaşını arttıracağım. Başka? Yatırım yapacağım devlet olarak.
işi olmayanlara iş sağlayacağım. Böylece insanların gelirini arttıracağım ki onların tüketmesini sağlayayım. Evet. Çok doğru. Evet. Talebi arttırayım. Çünkü talep arttıkça üretim artar. Evet. Talep ve üretim arttıkça vergi toplayabilirsiniz, tahsil edebilirsiniz. Evet. Bakın Ortodokslara 2,5 yıldır hiçbir ülkede bütçe açığında azalma yok. Çünkü gelir toplayamıyorlar, çünkü ekonomide hareket yok, doğal olarak da iç borcu indiremiyorlar. Şimdi sayın sevgili Bartu, yani bu Ortodoksların ona taktıkları at şu, tasarruf politikası yandaşları diye tercüme edeceğimiz bir isimle anıyor Batı basını onları. Değil mi? Tasarruf politikası. Tasarruf politikası. Austerity. Evet. Austerity yanlısı olanlar. Şimdi bunların iflasa götürdüğü ortada. Hollande'ın ileri sürdüğü çözüm de Fransız halkından büyük bir tasvip gördü. Bu da onu gösteriyor. Tabii. Çünkü yıllardır devam eden muhafazakar iktidar tabii çöküyor. Çöküyor. Şimdi ama bütün bunlara rağmen benim bu Avrupalı sosyalistlere güvenim yok, biliyor musun? Yani çünkü özellikle Fransız sosyalistlerinin çok da parlak olmayan bir mazileri var. Yani mesela hangi konuda? Özellikle dış politikayla ilgili olarak. Cezayir'in köleleştirilmesi, Cezayir'de kurtuluş hareketini yapanların öldürülmeleri, cezalandırılması işini yürütenler hep sosyalist liderlerdir. Gimole, Mendes Prans, Mitterrand çok katı bir şekilde Cezayir Kurtuluş Hareketi'nin karşısına çıkmışlardır. Çok ilginçtir ama bunun bilinmesi lazım. Cezayir'i kurtaran, bağımsızlığını sağlayan çok şiddetli bir muhalefete rağmen, Organizasyon de l'Arme Secret, gizli ordu örgütünün öldürme tehditlerine rağmen De Gaulle olmuştur. Şimdi yani korku mu için için? Hollande da onlar gibi bir yan çizerse veyahut yan çizmeye zorlanırsa, çünkü özellikle dış politika konusunda Amerika'nın büyük baskısı olacak. Herhalde Amerika ile ittifak halinde Merkel de Hollande'ı kendi açılarından hizaya getirici bir takım zorlamalara başvuracaklar. Bu da günümüzde Cezayir değil söz konusu olan Suriye konusunda kendisini gösterecek gibi geliyor bana. Yani dileriz Hollande onu da aşar. Aşar, evet. Yani bilemiyorum tabii doğrusu. Evet. Fakat seçimden önce ekonomi politikaları açısından aslında Avrupa Birliği'ne bambaşka bir perspektif verdi ve tekrar diyorum, Merkel'le Sarkozy tarafından dayatılan paketin tam aksi bir paketle çıktı ve kabul gördü. Fransa'da Sarkozy tasfiye oldu, kabul gördü, iktidar oldu. Şimdi Merkel bana göre bu fakirleştirme politikalarını çok fazla dayatamaz artık. Çünkü Merkel de bana göre tasfiye olmak durumuyla karşı karşıyadır. Hollande'ın yapacağı şey bu konuda ısrarcı olmak. Çünkü ben de bir iktisatçı olarak gerek Birleşmiş Milletler'deki, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü'ndeki yaptığım bütün araştırmalarda ve bir iktisatçı olarak gördüğüm kurtuluş şu Avrupa Birliği profilinde ve bu para birliği varken, yani bir yerde çok beğenmemekle birlikte devalüasyon yapabilmek gibi bir silah elde yokken, bu kadar avro değerliyken, örneğin Yunanistan'ın böyle bir bataktan çıkması bu ortodoks politikalarıyla mümkün değildi zaten. Şüphesiz. Ve 2,5 yıl bana göre intihar ettiler. Evet. Yani Avrupa intihar etti. Evet. Onun için Hollande eğer bu gerçekten duruşunu sergiler, ısrarcı olur ise, bence Merkel bütün gücünü kaybedecek ve güçlü. Güçlü. Yani evet, halkın dayanması lazım. Tabii. Çünkü bizim çok iyi bildiğimiz silahları var bunların. Kıtlık yaratırlar mesela. Borsalar Hollande'ın seçildiği gün %2,5 aşağı düştü. İşte bu kadar. Kıtlık. Niye? Yaratırlar. Yani Latin Amerika'da yaptıkları. Bizde Ecevit'in ufacık kıpırdanışları karşısında Türkiye'de yapılanlar, evet, herhalde zihinlerde. Fakat görülen o ki zaten mevcut uygulanan, dayatılanların sonu ortada. Başarısızlık. Evet, evet.
fakirlik, eksi büyüme. Onun için bu model üzerine ısrar edilmesi durumunda bana göre zaten şu anda Merkel eskisi kadar dayatmacı olmayacak, uzlaşacak. Çünkü Yunanistan seçimlerine döndüğünüzde, evet, PASOK'la Yeni Demokrasi Partisi 2009'daki seçimlerde toplam %77 oya sahipti. Evet. Papandreou bu acı reçeteyi, bu evet, demin bahsettiğimiz reçeteyi uygulamak istemedi. Dedi ki ben yokum bu işte. Siyasi olarak destek veririm ama uygulamada ben olmam. Yani paratoner ben olmam. Bir başkasını koydular. Seçilmiş değil, atanmış. Tarafsız bir uzman. Tarafsız bir uzman. Adı tarafsız. Bir uzman. Yunanistan seçime gitti. Evet. Reçete uygulanmaya başlandı. Yunanistan çünkü iflas etmek üzereydi. Yalnız şunu da söyleyeyim. İflas ne demektir? Bu da çok tartışmalı. Yani finansal kapitalizm Yunanistan'ı kuşatmış, müthiş faiz kazançları yıllardır elde etmiş, Yunanistan'da vermiyorum diyebilir. Evet. Canım nasıl der? Der. Rusya dedi. Latin Amerika'da Kirchner'in dediği gibi. Tabii. Değil mi efendim? Yani ben bir miktar konsolidasyon istiyorum, uzatma istiyorum, sonra ödeyeceğim diyebilir. Her neyse o başka bir şeydir. Yunanistan'da bu grup geldi, acı reçeteyi uygulamaya başladı ve seçimlere gittiler. PASOK'la Yeni Demokrasi Partisi'nin oyu toplam %33'e indi. Evet. Peki ne oldu? Bu ikisi koalisyon kuramaz duruma geldiler. Tehlikeli durum, Fransa'nın da ilk turunda ırkçı parti, yani Le Pen'in partisi. Evet. Le Pen'in partisi %18 oy aldı. Bakınız bunlar gerçekten sıkıntı, ekonomik baskılar, insanları yabancılara karşı aşırı söylemlere yöneltiyor. Yani bu zaten ikiz kardeş, ekonomik bunalım ve faşizm. Faşizm. Yalnız solun iflası halinde faşizmin güçlenme şansı daha yüksek. Mutlaka. Eğer çok haklısın. Kazara Hollande başarısız olursa o zaman Fransa'nın kapısını çalacak olan budur. Kesinlikle. Şimdi Yunanistan'ın borcu ödememe konusundaki tutumunun sonuç verebileceğini söylediniz. O bana şunu hatırlattı. Bir söz vardır. Borcun azsa sen kork. Borcun çoksa banka korksun. Tabii. Şimdi Fransa bu Yunanistan bunu kullanacak büyük bir olasılıkla. Yani dize getirmek için dünya finans çevrelerini bu silahı kullanacak. Şimdi şeytanın avukatlığını yapmış gibi olmayayım. Hollande'ın ve Yunanistan'daki solun, ikinci büyük parti konumunda olan sol partinin karşı karşıya olduğu sorunu çözecek olan halkın kendisidir. Yani halk şu bilinçteyse, halka bu bilinci bu liderler verebiliyorlarsa çözüme gider. Nedir o? O şu, yani biz nasıl olsa felaketin içindeydik, felakete hızla bizi götüren bir politikanın girdabındaydık. Şimdi biz doğru yola girdiğimiz için üzerimizde bir takım baskılar oluyor, bir takım oyunlara, bir takım tertiplerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bizim bunu aşmaktan başka, buna dayanmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapması lazım. Yani bizdeki halkın Ecevit zamanındaki kıtlığın sorumlusu olarak Ecevit'i değil de eğer dünya finans çevrelerini ve büyük sermayeyi görmesi mümkün olsaydı biz de onu daha kolay aşardık, evet, diye düşünüyorum. Doğru. Yani bu Fransız halkının bilincine, Yunanistan halkının bilincine bağlı olarak bu tabii aşılacak. Yani Yunanistan'da tabii enteresan iki nokta. Komünist Parti'nin oyu bir önceki seçimde %0.40 iken bugün %9'a yükseldi. İstanbul başkentimizdir diyen aşırı ırkçı Yunan Partisi'nin de oyu %7'ye yükseldi. Yunanistan'daki tablo parçalı bir tablo. Yani şu anda oradan ve bu partilerin tamamı
fakirleştirme politikalarına, yani mevcut ortodoks politikalara, uygulamalara karşı söylemle bu kadar oyu aldılar. Şimdi sorun şu. Gene de tabii en çok oyu alan Yeni Demokrasi Partisi. Evet, ama hiçbirinin şu anda koalisyon çıkması mümkün değil. Zaten şey etti, çekildi. Ben kuramıyorum dedi. İkinci durumda olan partiye görev verildi. Verildi. Ve o da çok radikal bir şekilde bu büyük sermayenin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın politikalarına boyun eğenlerle koalisyona gitmem diyor. Aynen öyle diyor. Nasıl çözülecek? Nasıl çözülecek? Bir, bu Yunanistan'a uygulanan kurtarma paketinin arkasında siyaseten duranlar var. Oyları iktidar olmaya yetmiyor. Bir de tam karşısında asla bu paket uygulanmayacak, Hollanda'la beraber ümitleri de artmış olan grup var. Onlarınki de koalisyon kurmaya yetmiyor. İki grubun beraber olması lazım ama uzlaşmaları mümkün değil. Evet. Şimdi bana göre Yunanistan'da bir büyük ihtimalle Haziran'da tekrar bir ikinci seçime giderler. Ancak şunu söyleyeyim, ne olursa olsun Yunanistan geçen aylarda imzaladığı ve uygulamaya koyduğu o berbat fakirleştirme programını artık uygulamayacak. Bu mümkün değil. Ya o program gevşetilecek veya tamamen rafa kalkacak. Aksi takdirde Yunanistan para birliğinden çıkıyorum der. Evet. Ve Avrupa Birliği'ni çok sarsar. Çünkü Avrupa Birliği'nin bankalarının, Alman, İtalyan, Fransız, İspanyol bankalarının epeyce bir Yunanistan bonosu var. Çok gariptir. Bu ikinci büyük partiye, yani komünistlerin dahil olduğu koalisyona yönelik tehdit de bu, sözü ona tehditmiş gibi. Sizi Avrupa Birliği'nden ve Avrupa sisteminden atarız. O çok boş bir tehdit. Boş çünkü bir tehdit. Esas onlar söylüyor, evet. Biz çıkarız diye. Yani korkması gerekenler... Ve bir şey söyleyeyim mi hocam? Yunanistan bu sorunu çözmek istiyorsa çıkması lazım. Evet. O para birliğiyle, o kadar değerli avroyla, Yunanistan'ın, bakın, bir avro değerli bir para. Senin ne üretim verimliliğin var, ne sanayin var ki bu parayla, yani Yunanistan ne yapacak şimdi, evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok zor. Sevgili Bartu, bütün bu tablonun içerisinde bizim sorunlarımızın Avrupa Birliği'ne girmekle çözüleceğini zannedenler veya halkı öyle zannettirenler ne kadar komik bir duruma düşüyorlar, çok. Değil mi? Tabii. Yani Yunanistan öz evlatları, o öz evlat paramparça olmuş vaziyette ve Avrupa kurtuluşu Avrupa Birliği'nden ve Avro'dan çıkmakta arıyor. Biz de kurtuluşu Avrupa'ya yamanmakta görür olmuşuz. Avrupa Birliği'ni Türkiye bir kalkınma projesi zannediyor. Yani Avrupa'ya gireceğiz, zenginleşeceğiz. Avrupa'nın haline bakın. Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası ve somut bize zarar veren gümrük birliği, yani içinde olmadığımız gümrük birliğinin gümrük tarifelerini uyguluyor olmamız ve karar mekanizması içinde hiç olmadığımız halde onlar ne diyorsa o gümrükleri uyguluyor olmamız aslında ekonomimizi öyle bir yere teslim ediyoruz anlamına geliyor. Çok hatalı. Bir başka eklemek istediğim de şu. Derecelendirme kuruluşlarından bahsettik. Evet. Standard & Poor's'un Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağına düşürdüğünü de söyledik. Yalnız burada şu konu önemli. Burada başbakan yutturamazsın Tayyip'e bunu falan düzeyinde olaya yaklaşması gayri ciddi bir yaklaşım. Niçin? Söyleyeyim. Standard & Poor's. Efendim başarısızlıklarını vurguladık, olayı vurguladık. Ancak diyor ki ben Türkiye'nin notunu şu 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 gerekçelerle değiştiriyorum. Nedir? Bir, cari açıkta dünya birincisi. Evet, gayri safi milli hasılaya oranladığımızda cari açıkta dünyada birinciyiz. Çok tehlikeli, %10. İki, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı, yani 2012'deki ödemesi gelen dış borç artı karşılaması gereken cari açık çok yüksek. 3. Bu yüksek finansman ihtiyacını Merkez Bankası'nın rezervleriyle karşılaştırınca rezervler çok yetersiz. 4. Türkiye'de verimlilik çok düşük. 5.
Türkiye'de vergi gelirleri tamamen dolaylı vergilerden alınıyor. Yani tüketimden alınıyor. Halbuki Türkiye'de ilk çeyreğe baktığımızda %0 büyüme var. 2012 beklentisi %2 büyüme. Bu büyümeyle en çok övündüğünüz bütçe denkliğini kaybedeceksiniz. Bakın, bu sıcak para konusunda nominiz şu anda yurt dışından giren sıcak parayla dönüyor. Sıcak para girişinde olası bir Avrupa krizinden ötürü bir yavaşlama olursa Türkiye büyük bir sıkıntıya düşecektir. Açıklaması bu. Bakın, bu açıklama ciddi bir açıklama. Evet. Bunu IMF, Dünya Bankası, bizler, sizler 2 yıldır dikkate getiriyoruz. Özellikle bu yıl çok çok vurguluyoruz. Yani derecelendirme kuruluşlarının saygınlığı yok ama bu Türkiye ile ilgili söylediklerinin doğruluğu var. Var. Sevgili ve sayın dostum, çok önemli açıklamalarda bulundun ama maalesef süre kısıtlı. Daha önce de bir defa veyahut birkaç defa beraber olmuştuk. Evet. Dilerim bundan sonra da bu genç yaşına rağmen çok zengin birikiminden ve bilginden bizi yararlandırırsın. Eminim değerli izleyenler de benim bu görüşümü kabul ediyorlar, bu tespitimi. Teşekkürler. Ben birlikte teşekkür ederim. Değerli izleyenlere de bizi yalnız bırakmadıkları için. Ayrıca not yollayanlar da var. Bazı sorular sordular ama maalesef ona zamanımız yok. İzleyenlere de iyi günler, iyi geceler. E-mail atsınlar hocam. E-postayla. Nasıl adresiniz? bartu@bartusoral.com bartu@bartusoral.com E-mail atabilirler, onlara da Bartu Bey'e sorularınızı ayrıca elimden sorabilirsiniz. Geldiğince çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar. Saygılar.